Merhaba Tam İndir takipçileri, Turkcell T50 incelememizin son videosuna geldik. Bu videoda sizlerle birlikte T50'nin oyun ve arayüz performansını değerlendireceğiz. T50'nin oldukça akıcı bir arayüze sahip olduğunu söyleyebilirim. Teknik özelliklerde de bahsetmiş olduğum gibi 1.2 GHz'lik 4 çekirdekli bir işlemcisi var. Oldukça yeterli cihaz için. RAM'i 1 GB hani biraz düşük kalsa da diğer telefonlara göre kendi segmentinde oldukça iyi değerlere sahip. O nedenle arayüz geçişlerinde şu an siz de görüyorsunuz. Şu an gerçi kart kısmına geldim ama görmüş olduğunuz üzere arayüz geçişlerinde herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Ben kullandığım süre boyunca hiçbir takılma ya da hiçbir duraksama yaşamadım. Oldukça hızlı arayüz geçişlerine sahip T50. Bu soldaki en solda menüden en sola geçtiğiniz zaman ekran kartları menüsü var. Bu Turkcell T50'ye özel bir menü olarak hazırlanmış. Bunu kendiniz kişiselleştirebiliyorsunuz. En üstte favori kişiler, bir alt menüde uygulamalar, mesajlar, fotoğraflar ve takvim olarak. Bunun kısmını da, düzenleme kısmını da sağ alttaki seçenekler tuşundan kart ekranı ayarlarına gelerek buradan farklı Turkcell akıllı depo ve e-posta işlemleri gibi seçenekleri ekleyebiliyorsunuz. Cihazın hemen ana ekranına bakalım. Ana ekranında Google menüsü var. Buradan Google'ın tüm servislerine ulaşabiliyorsunuz. Gmail, YouTube, Drive, Google Play gibi. Bunun dışında alışık olmadığımız Turkcell'in telefonu olduğu için Turkcell menüsü var. Burada da mobil asistan, müzik, akıllı depo, app market, video, Turkcell TV Plus, Bip hesabım ve en yakın diye. Bu iki menüdeki zaten uygulamalar cihazında daha önceki videolarımızda belirttiğim gibi dahili depolama alanının yarısından fazlasını dolduruyor. Bunun dışında telefonun arayüzü genel olarak oldukça akıcı. Cihazın oyun performansını değerlendirmek için zorlu bir oyun seçtik sizler için. Death Trigger 2 pek çok performans testine konu olan bir oyun. Ağır grafiklere ve yüksek donanım isteyen bir oyun aslında. Gördüğünüz üzere. Fakat oyunda T50'nin açıkçası biraz zorlandığını söyleyebilirim. Tam olarak akıcı oynayamasanız da yine de oynamak isterseniz oynayabileceğiniz oyunlar arasında ama daha üst cihazlarla oynamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü özellikle ateş ederken yani aksiyona girerken bazen takılabiliyor cihaz. Onun dışında normal boş ilerlerken herhangi bir takılma söz konusu değil. Şimdi de test için seçtiğimiz diğer oyun Real Racing 3 oyunundayız. Bu oyun da test amaçlı olarak kullanılan oyunlardan bir tanesi. Fakat bu oyunda Death Trigger'ın aksine T50 herhangi bir kasma ya da benzeri problemler yaşatmadı bize. Oldukça akıcı bir şekilde oynayabildik. Gördüğünüz üzere yarış oyunlarında da biraz dalıyorum ama kumdan mumdan geçe geçe rakiplerime çirkeflik yapa önlere geçtim. Oyunun genel olarak herhangi akışında bir sıkıntı yok. Görüntülerde, grafiklerde gördüğünüz üzere oldukça net diyebilirim. Fakat daha iyi cihazlarla daha akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. Orta segment bir cihaza göre oldukça başarılı bir performansa sahip Real Racing 3 Driving oyununda T50. Evet arkadaşlar, Turkcell T50 incelememizin sonuna geldik. Gördüğünüz üzere cihaz boyundan çok daha büyük işler başarabiliyor. Fiyatı 699 TL olmasına rağmen oldukça başarılı bir ürün. Ben kişisel olarak hepinize öneriyorum. Fakat beklentilerinizin çok da fazla yüksek olmaması gerekiyor. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen videoyu beğene tıklayın. Cihaz ya da diğer cihazlarla ilgili sorularınız olursa da yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz.